Ben Gürüzer Hanım'ı çağıracağım. Sevgili Gürüzer Ceylan, biliyorsunuz dün konuştuk. Kocasına çok öfkeli. 37 yıllık eşine inanılmaz öfkeli. Balıkesir'den geldi. Kocam kadınları kandırıyor. Kocam kadınların parasını yiyor. Artık kadınları kandırmasın ve gerçekler ortaya çıksın diye buraya geldim dedi. Namık Bey de onu tamamen yalanlıyor. Bugün ne olacak gerçekten çok merak ediyorum. Bazı fotoğraflar var. Onu da Gürüzer Hanım'a soracağım. Bakalım gelsin Gürüzer Hanım, buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Cümleten hayırlı cumalar. Hayırlı bize. Cumalar. İyi misiniz? Şükür hamdolsun. Nasılsınız? Sahnelere alışıksınız. Aynen. 80'li yıllardan bu yana. 80'li yıllardan bu yana mı yaptınız mı o dönemde? Tiyatro yapmış bu Beş arada. 5 yıl. 5 yıl yaptınız. Aa, bayağı. Sahne önemli yani. O ayrı bir tecrübe. Lütfen sizi şöyle alayım, yerinizi alayım. Sevgili Gürüzer Hanım, diyorsunuz ki az buz değil ya. Öyle böyle değil yani. 5 değil, 10 değil, 20 değil, 25 değil, 30 değil. Ne korkardım diyelim. 37 yıllık gençsiniz aslında. Çok erken evlenmişsiniz galiba. Kaç yaşında? 20 yaşında evlendim. 20 yaşında evlendiniz. 37 yıllık eşinizden bahsediyoruz. Aynen. 37 yıl boyunca Namık Bey'le, Namık Bey'in şu yani kadınları bu evliliğiniz boyunca 36 yıl boyunca, 35 yıl boyunca dolandırdın. Onların parasını yediğini söylüyorsunuz. Evet. Gerçekten merak ettim. Hiç mi mutlu olmadınız 37 yıl boyunca Namık Bey'le? Şöyle diyeyim. 5 dakika samimiyiz. 10 dakika ben ağlamak üzereyim. O kadar. O kadar. Hep idare, hep idare, hep alttan tamam, 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 tamam. Aa. Artık şey oldum. Ne oldunuz? Hep tamam demekle. İçime ata 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 ata. Allah'tan sabır dileye dileye. Hayır deseydiniz ne olurdu? Hayır deseydim. Bu yanlış Namık, yapma, kadınları dolandırdın. Diyordum. Ne ben yapıyorsun? Söylüyorum, ben dinliyorum. Siz söylüyorsunuz, siz dinliyorsunuz. Demem bir şey ifade etmiyordu ki onu. Çok demediniz mi kocanızı? Ya o evin işini hiçbir mutluluk anını da hatırlamıyor yok. Musunuz? Yok, asla yok. İşi bitti mi arkasına döner, seni tanımaz. Oo. Öyle bir narsist ben, bir kişiliğe sahip. Dediğiniz eğer şeyse çok üzücü. Bunu da ben konuştum. Hı hı. Dedim ki neden bunu yapıyorsun? Bir iç dünyasına döndüm. Psikologlara çok gittim. Yani ve bunu çok araştırdım bunun hakkında. Ben bunun hakkında çok araştırma yaptım. Namık Bey'le mi araştırma yaptınız? Aynen. Neyi araştırdınız? Yani bunun kaynağını araştırdım. Dedim ki Namık, sen dedim bunu neden böyle yapıyorsun? Ya kadınları bir neden çocukluğunu bir anlatır mısın bana? Ya, psikolojik şey yaptınız yani. Çocukluğunu bir anlat bana dedim. Hı. Anlattı. Ve yaşantıları o kadar zor ki. Hı-hı. Çok zor şartlar altında. Travmalar mı yaşamış? Ona aynen mı? Öyle. Ama siz onlar hekim değilsiniz ki bunu nasıl yaptınız? Yani bir o... Biraz yanlış yapmışsınız. Peki yanlış. Çocukluğuna indiniz yani. Çocukluğuna indim. Neden? Ha. Nereden kaynaklanıyor? Ben çok araştırmacıyım. Hmm. İnternetten hep araştırdım. Bunun kaynağı ne? Peki eşinizin çocukluğuna indiğiniz zaman o tramvayı gördünüz mü? Gördüm. Ve psikoloğa gittim. Dedim olay böyle böyle. Onu götüremiyorum çünkü. Siz? Ben dediğim zaman diyor ki sen diyor kendin git diyor. Kendini anlat. Neymiş peki travması? Nasıl anlatayım? Yani babası da aynı. Çocukluğun travmasını yaşıyor mu? Ya babası da kadınları mı kandırıyormuş? Aynen öyle. Dedi ki bana. Allah Gülzar Allah. Gülzar dedi. Ben dedi küçüktüm. Biz küçük. Hı-hı. Bizde bir oda vardı. Küçük odayı oraya kapatırdı. Annem ve kardeşlerim biz oradaydı. Korkudan titrerdik. Babam yer içer eğlenirdi. Kadını eve gönderirdi. Bize kapıyı açardı. Biz eve öyle alırdı. Ya yani Namık Bey'in babası kadın ya yani sevgilisini eve getiriyor. Aynen. Eşini çocukların başka bir odaya kilitliyor ve o sırada o kadının orada aile şey yaşıyor. Yani işin meselesi bu açıkçası. O travmayı atlatamıyor ve şimdi bu benim görüşümce. Ben bunu psikologla görüştüm. Bunu atamaz dedi. Bunun tedavisi yok mu dedim? Hayır yok dedi. Nasıl olmaz? Bu yaştan sonra olamaz. Mümkün değil. Vallahi o psikolog bilemiyorum ama bunun tedavisi mutlaka vardır. Yani ben tabii hekim değilim ama her anlamda bunun tedavisi vardı. Biz burada çok değerli psikiyatristler burada konuktu. Mesela Profesör Akif Çorapçıoğlu hoca. Götüremeyiz, imkanı yok. Tatlıdır. Çok da selamlarımı söylüyorum. Biz sene burada kendisiyle birlikte çalıştık ve programa çok büyük katkıları oldu. Çok iyi hekimler var. Aytül Hoca başta olmak üzere inanılmaz hekimlerimiz i̇şte bu var. Bu travmayı atlatamıyor. Ben de o zaman biliyorum yani. Allah Allah. Bana bir an ters gelir, bir olay yaratır evde, çeker gider. Ama çocuklarınızla sizin aranız nasıl peki? Onlarla da mı? Çocuklarla aram çok iyiydi. 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 2019'a kadar küçük oğlum evlendi. 2019 yılında dedim ki anne dedi malları paylaştır.
mirası böl. Bana dedi bir daire ver. Hı hı. Ben dedi orada oturayım. Abimle bizi düşman etmeye birbirimize. Dedim ki oğlum biz düşman mı olduk dedim. Ben ölmedim ki daha dedim. Alt tarafı iki kişisiniz yani. Satın ikiye bölün. Çocuklar sizden mal isteyince çocuklar mal yüzünden aranız bozuldu yani. Küçük oğlum ondan benden konuşmuyor. Ailenizle, sizin kendi ailenizle, annenizle, babanızla. Onlarla da biraz yüzünden. O en büyük abim annemin oturduğu evi üzerine yapmış. Anlaştığınız biri var mı ailenizde? Ben herkesle konuşuyorum. Konuşmak başka bir şey ama ben çocuklarınızla aranızın iyi olmadığını biliyorum. Ailenizle de miras yüzünden. Miras. Yani yakın bir arkadaşınız, yakın bir dostunuz, var, akrabanız. Var, çok şükür. Dün akşam saat 2'ye kadar telefonum susmadı. Hmm. Susmadı. Herkes sizi haklı mı buluyor? Haklı buluyor. Arkamda herkes. Namık Bey'in ailesi mi arkanızda yoksa yok, kendi aileniz mi arkanızda? Kendi çevrem. Çevre. Anneniz, babanız, kardeşleriniz? Annem, babam yok. Sizler ömür. Allah rahmet eylesin. Kardeşleriniz? Kardeşlerimle diyorum ya işte, hı-hı, konuşuyorum ama pek böyle yoktur bizde. Kaç senedir eşiniz sosyal medyadan kadınları kandırıyor? Kaç yıl oldu? Yani ben bir evliliğimizin işte çocuk 1,5 yaşındayken başladı dediniz ama o sırada birileriyle görüşmeye başlıyor. Ama aynen, kadınları kandırıp onların paralarını yemek başka bir şey. Bilgisayar sizi anlatması olmadan önceki hali. Bilgisayar olmadan olmadı, önce. Olmadı, evet. Ya özür dilerim, 35 yıl önce o kadar sosyal medya yok, o kadar yok. Kadınları nasıl çevre, para? Çevre, dedim ya, dün ben biz İzmir'deki evi yaptık. Hı hı. Ondan sonra orada dedi ki ben işte çevreye ben başkomiser yardımcısıyım. Yani tanıştığı kadınlara ya başkomiser orada yardımcısıyım. Orada o çevreyi kurdum. Başkomiser yardımcısıyım deyip kadınlardan ne karşılığı o parayı istiyor peki? Ne diyor yani kadınlara? Para istediğini bilemem. Şimdi o zamanlar parası yoktu. Parası yoktu. Ama birlikteliği çoktu. Sizi aldatıyormuş o zaman. Aynen, birlikteliği çoktu. Yani ama şöyle kendisini sizin iddianıza göre farklı statülerde göstererek kadınları işte birlikte olabilmek için aynen, onları öyle kandırıyor. İşte dün de anlattım ya birlikte olduğu. O da duygusal şeydir yani, dolandırmadır bence yani. Eğer gerçekten sevmediği halde, eğer öyleyse ya da işte, sizi aldatıyor, ikisinin arasında çok fark var yani. Ben o yaşadığı travmaya bağlıyorum bu işi. Travmaya bağlıyorsunuz. Çünkü peki, çok denedim. Namık Bey'e demediniz mi? Yani küçüklüğünde bunu ya bir psikiyatriste gidelim, oturdum, doktora konuştum, gidelim. Eğer konuştum mu? Konuşamıyoruz. Hiçbir kelimeyi bir yani ortak noktayı bulamayız. Hiç evde böyle bir mutlu olduğunuz, çay içerken ya şey karşılıklı karı koca sohbet hayır, ettiğiniz. Asla. Bir el ele tutuşmuşluğunuz. Var. Var el ele. Var. O da dışarıya karşı. Dışarıya karşı gösterisi çok beğenir. Hmm. Dışarıya giderken elimi tutardı. Bir pazara götürür getirirdi. Ondan şimdi sonra bazı, eve kapatırdı beni. Bazı sosyal medya hesaplarında işte işinin uzmanı diye sosyal medyasını bazı hesaplar açmış. Aynen. Buralarda birileriyle yazışmalarını gördünüz mü? İşte göremedim. Hmm. Onu son zamanlar dedim ki başka hesabı, onu da o kadının üzerinden, o bana beni uyardı. Bunu bilmiyordum. İcrel denen Murat Dalkılıç'ın işte aynen, korumasının öyle, karısı. Onun sayesinde daha başka hesapları da var. 21 mi 22 tane mi hesabı vardı? Onları kapattı mı bilmiyorum. Yani Namık çeşitli, Bey'in 20-21 tane çeşitli sosyal hesapları vardı. Başka 20 isimlerle. Peki oralardan hiç yani yazışmalarına tanıklık ettiniz mi, gördünüz İsmini mü? İsmini bilmediğim için günahına giremem. Çok araştırmacısınız ya, o yüzden merak ettim. Araştırmacıyım da hani bir ipucu yoktu. Hmm. Onları kapattım dedi bana son zamanlar. O da dedi işte dedi tarla için veya iş için verdim dedi. Şu anda onlar yok dedi. İptal ettim hepsini dedi. Dün eşinizle de konuştuk ve ben izleyicilere bir sormak istiyorum. Şimdi siz tiyatroda yaptığınız için beni anlarsınız yani. Şu anlamda anlarsınız. Şimdi ekran şey gibidir. Röntgen cihazı gibidir. Biliyorum. Bütün duygular olduğu gibi ekranda izleyicilerimiz yansır. Hep ya bir meslek büyüğüm onu söylemişti. Samimi misiniz? Oyun mu yapıyorsunuz? Şu gözler var ya yalan söylemez. Şu ağız yapısı yüzüm yalan söylemez. Vücut dili diye bir şey vardır. Tiyatro aynen, yapabilirsiniz aynen, yani. Aynen. Dolayısıyla vücut dilinizle ilgili izleyicilerim ne düşünüyor? Namık Bey'in sadece dinlediler. Sevgili izleyiciler, sizce Gülizar Hanım doğruları mı söylüyor? Yoksa bazı şeyleri saklıyor mu? Haklı mı? Haksız mı? Ne düşünüyorsunuz? Lütfen sosyal medya hesabımıza Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme. Sosyal hiçbir medya şey hesabımıza yazar mısınız? Allah'ın bildiğini kuldan da saklamıyorum. Bugün söylemezsem yarın çıkacak. Hiçbir şey saklamam. Sizi buraya neden getiren böyle ne yapıyorum? Oldu? Dudaklarım kuruyor, kusura bakma. Dün de söyledim. Ha. O yüzden böyle yapıyorum. Dudaklar kuruyunca ne oluyor? Ne demek? Konuşunca heyecandan dudaklarım kuruyor. Heyecandan biraz yalandan bir de dudaklar kuruyor. Yalan söylemem. Ha, asla işte, yalanım yoktur. Anladım. Biz tamam, öyle gördük, öyle biliriz. Buraya kadar sizi İpe getiren de gitsek, annemiz babamız bize dedi. İpe de gitsen dedi, doğrudan şaşma. Peki Didem, senden şunu istiyorum. Ne istiyorsunuz benden siz? Şunu istiyorum. Bugün onun için geldim. Hı hı. Namık buraya gelsin.
Benim kocaman yüreğim var. Ben bir konuşur musun eşinle? Hangisi kamera arkadaşlar? Bak. İşimin uzmanıyım. Seni ben kocaman yüreğimle buraya geldim. Seni de dün dedin ya bana. Ben yerimi söyleyemem. Yürekli insan yerini söylerdi. Buraya gel. Toplu iğne ucu kadar yüreğin varsa ben seni buraya bekliyorum. Bak ben burada Hodri Meydan diyorum. Yüzüme bakarak her şeyi söyle. Hani diyorsun ya bana sen yalan söylüyorsun. Ben hiçbir zaman yalan söylemedim. Allah korkusu var. Hiçbir zaman da söylemeyeceğim. İpe de götürseler çok affedersin. Nereye gidersem gideyim doğruluktan şaşmıyorum. Ben bunu öğrendim, bunu bilirim. Geleceksen buraya gel. Ben seni buraya bekliyorum. Orada burada saklanmanın alemi yok. Daha çok saklanacaksın. Çok şeyler çıktı. Çok şeylerini biliyorum. Ama hiçbir şey açıklamayacağım. Sen gel burada ben senin karşında bülbül gibi öteceğim. Bir de yani iddianıza göre kandırdığı kadınlardan da helallik almak istiyormuşsunuz öyle mi? Benden. Ha pardon. Ha. Benden almak istiyor. Diyor ki o mu sizden almak istiyor? Geçen siz yazmış. O kadınlardan helallik almak istediğinizi. Ben helallik almak nasıl istiyorum? Bana dekontuyla gelsin. Ben buna bu kadar para yatırdım. Banka dekontuyla gelsin. Benim evime ne kadar masraf yapmış? Masraf yaptı. Şimdi yiğidi öldür hakkını yeme. Aha. Ne kadar masraf yaptıysa, ne harcadıysa onları hepsini ben vermeye hazırım. Tamam.